Hayırlı, huzurlu günler arkadaşlar. Bugün baklalarımızı topladık. Ve şimdi bakla yapraklarımızdan salata yapacağız. Ve bakla yapraklarının faydasını anlatmaya çalışacağım inşallah sizlere. Şimdi taze bakla yapraklarını toplayıp salata için hazırlık yapalım. Bakla yaprakları o kadar faydalı ki baklanın kendisi kadar. Ayrıca şunu da hemen belirteyim. Baklanın toprağa da oldukça fazla faydası var. Bakla ektiğiniz zaman bu baklaları toprağa karıştırırsanız zamanı geçtiği zaman toprağınızın verimini artırır. Bu baklaların zamanı geçtiği zaman tamamen söküp toprağa sereceğiz ve toprakla birlikte harmanlayacağız. Topraktaki kaybolan bütün vitaminleri bakla kökleri, yaprakları geri kazandıracak toprağa inşallah. İnsanlığa, toprağa, her şeye faydası var bakla yapraklarının. Burada bir bakla unutmuşuz. Bugün baklaları topladım. Şimdi yapraklarından salata yapalım biraz. Malzemeleri de toplayıp hepsini birlikte anlatacağım. Bakla yaprakları özellikle Parkinson hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Şöyle bir tutam çiğ bakla yaprağını günlük çiğnemek, tüketmek gerekir. 40 gün boyunca tüketilirse Parkinson rahatsızlığına iyi geldiği söylenir. Tüm baklagillerde olduğu gibi sindirim sistemine iyi gelir. Ayrıca kalp dostudur. Böbrek iltihaplarına iyi gelir. Ayrıca taş ve kum oluşumunu engellediği düşünülmektedir. Ve taş ve kum oluşumuna da iyi gelir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Baklanın yaprağından çiçeğine ve içi iç baklasına kadar her yeri faydalı ve şifalıdır. Eğer bakla çiçeklerini kullanmak istiyorsanız çiğ ya da kurutarak tüketebilirsiniz. Kuruttuğunuz bakla çiçeklerini çay olarak tüketebilirsiniz. Bakla yapraklarını çiğ tüketebilirsiniz. Baklanın iç baklasını kuru ya da tazeyken de tüketebilirsiniz. Biz kurusunu, bakla kurusunu dolmalarımızda, yemeklerimizde kullanıyoruz. Amasya'da meşhur baklalı dolmamızı bu baklamızın iç baklasıyla yapıyoruz. Çoğu baklagillerin çiçekleri böyle gördüğünüz gibi hep birbirine benzer. Toprağınız eğer verimsiz ise baklagillerden bu tarz olan çiçekli baklagillerden mutlaka toprağınıza, bahçenize ekmenizi tavsiye ederim. Özellikle böyle çiçek açmış dönemde bahçenize karıştırırsanız toprağınızın verimini artırır. Tazeyken, böyle çiçekliyken bahçenizi bu baklagillerle, motorla ya da traktörle sürdürmenizi tavsiye ederim. Ayrıca baklanın içine aldığınız dış kabuk baklasını ve daha sonra tohum olan kuru baklasını da toprağa karıştırmanızı tavsiye ederim. Kuru kabuklarını, tohumdan çıkan kuru kabuklarını arkadaşlar, toprağınıza karıştırmanızı tavsiye ederim. Baklanın içeriğinde oldukça fazla vitamin ve besinler vardır. Bunlar hem toprağa hem de kendimize çok faydalıdır. Baklanın yararı olduğu kadar zararı da olabilir arkadaşlar. Şeker hastaları baklayı tüketirken dikkatli tüketmek gerekir. Doktorunuza sorunuz mutlaka şeker hastasıysanız. Bakla bazı bünyelerde alerjik reaksiyon da gösterebilir. Bazı ilaçlarla etkileşim yapıyor ve kan basıncını yükseltiyor. O yüzden sürekli ilaç kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza sorup da tüketmenizi tavsiye ederim. Şimdi salata tarifimize devam edelim. İçine biraz yeşil soğan toplayacağım arkadaşlar. Soğanları burasından böyle kestiğimiz zaman buradan yeniden çıkacaklar. Şimdi biraz da taze sarımsak toplayalım. Taze sarımsaklarımız burada biraz kaybolmuş gibi. Şöyle iki parça alsak yetecek bu bize. Burada gelincik var. İsterseniz gelincik yaprağı bile koyabilirsiniz ama bunlar tabii ki tohuma kalkmış şu anda.
sarımsaklarımızı da aldık. Şimdi dereotu toplayalım. Burada şimdi damar otu gördüm. Bir parça, bir yaprak damar otu alacağım salatamızın içine. Daha önce de damar otunu faydalanını anlatmıştım. Böyle çiğken biraz acı oluyor. O yüzden çok ince ince doğrayıp salatamıza katacağız inşallah. Şimdi buradan da dereotu toplayalım biraz. Biraz daha topladığımızda yetecek. Hepsini karıştırıp şimdi çok güzel bir salata yapacağız. Tüm malzemelerimizi topladık arkadaşlar. Bakla, dereotu, yeşil soğan, yeşil sarımsak ve bir parça da damar otu. Damar otu olmasa da olur. Ben şifa olsun diye ekledim içine. Şimdi hepsini karıştırıp yıkayıp salata yapacağız. Evet arkadaşlar, bakla yapraklarımızı topladık. Şimdi şu gördüğünüz sap kısımlarını ben aldım, bunların hepsini. İsterseniz oralar nazikse bırakabilirsiniz. İnce ince şimdi doğrayacağız bunları. Sırasıyla bütün malzemelerimizi doğrayıp tabağımızda birleştireceğiz. Varsa bir adet domates ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben doğruyorum bunları. Birazdan tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimizi doğradık. Varsa bir ya da iki domates ekleyebilirsiniz. Tabi bakla yapraklarınızın çokluğuna göre. Limon, tuz, zeytinyağı, isterseniz sumak da ekleyebilirsiniz. Çok güzel, lezzetli, sağlıklı bir salata. Afiyet, şifa olsun arkadaşlar. Huzurlu günler olsun. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bakla yapraklarının ve baklanın faydalarını anlatmaya çalıştım size. Çok da güzel, lezzetli bir salata yaptım. Afiyet, şifa olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamız Toprağın Huzuru.